çok aşırı bir ani bir hayal kırıklığı yaşadım. Onu size anlatayım şimdi arkadaşlar. Bu yayında abi şununla ilgili konuşacaktım. Şimdi dinci bir adam var. Ebu Bekir Sıddık diyelim biz ona. Tam gerçek adını söylemeyeceğim. Ama böyle 2020'li bebek ismi gibi adı var. Bu Ebu Bekir Sıddık bebek en son biliyorsunuz geçen hafta bir psikopat bir arkadaş iki kızı kadını öldürdü. Bununla ilgili şöyle bir yorum yapmış. Demiş ki bu gençlerimiz, bu kızlarımız dini inancı şey dini eğitimi alsaydı, işte doğru düzgün yetiştirilselerdi bunları yaşamazlardı. İşte bu gençlerimiz dini eğitimi doğru düzgün almadığı için, bu kültür bu insanlara verilmediği için bunlar yaşanıyor. Ben de abi hazırlamıştım şuraya, şöyle telefonda şuraya abi. Hani o şey var ya, cami tuvaletindeki dede. Cami tuvaletindeki Alan Dede var ya, Alan Dede. İşte bazı ülkelerde Hızır Dede olur, bizde Alan Dede var. Bazı şehirlerde değişiyor. Şöyle Alan Dede'yi koyacaktım. Bak diyecektim. Ve bunu koyacaktım, tamam mı? Ondan sonra da bu böyle oynarken, şimdi siz bu o dedenin bu şeyde telefonda oynadığını farz edin. Bu telefonda şu an o dedenin videosu oynuyor. Bir yandan da şu video oynuyor abi. O video şu an. Heh. Bir yandan da adamın konuşmalarını okuyacaktım. İşte gençlerimiz dini şey almadığı için, dini eğitim almadığı için bunlar oluyor. Dini eğitim almış vatandaşlarımız asla böyle şeyler yapmaz. Onlar çok düzgün insanlardır. Razenboğa, yıl 2004, 2024 hala satanistler kedi kesiyor diyorlar. Abi zaten insanların, bizim özellikle toplum bak. Genel olarak insanların da böyle ama bizim toplumun daha da çok. Daha doğrusu kendini geliştirememiş ülkelerde bu geçerli. Sadece Türkiye'de demsek doğru değil aslında. Demek doğru değil. Kendini geliştirememiş ülkelerde hep böyle. İşi bok değişmiyor ki zaten. Senelerde aynı salak salak şeyleri çevirip çevirip koyuyorlar işte. Bak ilk Black Lives Matter mesela denediler olmadı. Sonra 5 sene sonra tekrar denediler. Oldu bu sefer, tuttu. Tutturmaya çalışıyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Satanistler kedi kesiyor. Satanist oldukları için birbirlerini kestiler diye. Onunla ilgili de konuşalım o zaman. Çünkü mesela şunu da dediler biliyor musunuz? İnsel olduğu için bir insel sevgilisini öldürdü. İki tane sevgilisi olan adama insel dediler. Televizyonlarda çıktı bu. Böyle uzmanlar falan yorumlar yapmaya başladılar. Biliyor musunuz? İnsel nedir? Bak yemin ederim, uydurmuyorum. İnsel nedir? Çocuğunuzun insel olduğunu nasıl anlarsınız? Tanıdık geliyor mu? Ulan bu kişi insel olsa, bak bu kişi insel olsa anlayacağım amına koyayım. Bak diyeceğim ki hata yaptınız. Diyeceğim ki abici bir kişi, bunu yapan bir kişi inselse, bunu bütün insellere bağlamak, işte satanist muhabbeti yapıyorlar ya. İyi şeyin mesela taksiciyi vuran Dizon'un ırkına bakalım. Nokta 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 ırkı. Ondan sonra çıkıp diyelim ki nokta 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 ırkı terörü. Çocuğunuzun nokta nokta ırkına mensup olduğunu nasıl anlarsınız? Yine aynı şekilde erkek yaptığı zaman feminist gruplar bu sefer çıkar erkek terörü der. Onunla ilgili de konuşacağız. Bunların hepsini geçtim. Küfretmeyeceğim ya. Bağırmayacağım. Öfke patlaması yaşamayacağım. Sürekli çevremdeki insanlar öfke patlaması yaşıyor. Ben yaşamayacağım abi. Ben zamanında çok yaşadım. Bugün bağırmayacağım. Sinirlenmeyeceğim abi. Yok küfrederim. Küfrederim ama sinirlenmeyeceğim. Bağırmayacağım, ortamı germeyeceğim arkadaşlar. Bundan sonra seyrederken gerilsin istemiyorum ortam. Ben sinirlensem de saklayacağım sinirimi. İki tane sevgilisi olan birine neden insel dersin? Neden diyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şu anda bu olayı en son öldürülen 2-3 kişi kadın olduğu için bu olayı kadına şiddet çerçevesine, kadına şiddet kalıbına soktular. Yani bu olay eril düzenden dolayı, kadına şiddetten dolayı ve harbiden de mesela şey, işte kadına şiddet veya işte aile içi şiddet kanunlarının değiştirilmesi lazım bunların olmaması için. Bununla ilgili programlar yaptılar. Onunla ilgili de konuşacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Herkes kendi bakış açısına göre yorumlamaya çalışıyor. Zafer Partisi çıkıp onlar kesin sığınmacıydı falan demedi bir. Bir onu beklerdim abi. Bir de ne bileyim Komünist Partisi çıkıp bu çocuk da zaten kapitalisti falan demesini beklerdim. Onu da daha demediler. Belki ileride derler. O insanların gözünden olduğu için bu adamı da bakın işte bu da bir insel. Çünkü bunlar kendileri yani utangaç terör sevicilerimiz bizim. Kendi gibi olmayan insanlara yapıştırdıkları bir sıfat oldu ya insel. İşin komik yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bak insel ne demek kelime tanımı olarak? Bir kızla birlikte olmak isteyen ama olamayan, değil mi? Bir kızla birlikte olmak isteyen ama olamayan. Bu eleman iki tane sevgilisi olduğu halde inselmiş. Bu esnada şu chatte bile kaç tane, hatta şu videoyu seyreden, yayını seyreden şu anda 604 kişi var. Bu 604 kişinin içinde kim bir kaç tanesi aynı noktada, aynı durumda. Kaçınız insanları kesti?
Birçoğunuz eminim ki ya bu kızlar da böyle ya Allah kahretsin bu kızları falan dediğiniz de olmuştur. Ama kaçınız ciddi ciddi kızları kesmek istedi ve kaçınız gerçekten mesela kaç taneniz kızları kesti arkadaşlar? Kaç taneniz kızları kesti? Yani bak şunu anlardık değil mi? Dincilerin böyle bir şey yaşandığı zaman işte sorun ne? Sorun işte bilgisayar oyunları. Hatırlıyor musunuz? Sorun bilgisayar oyunları. Bilgisayar oynadı, arkadaşını öldürdü. Ondan sonra bir sonrası sorun satanizm. Bu satanikler var ya, bu satanikler böyle. Kedici Hoca varken Kedici Hoca sürekli şey derdi. Darwinistler. Herhangi bir şey olsun, terör saldırısı olsun abi, bir yerde bomba patlatılsın, Darwinistler derdi. Neden? Çünkü bir düşman belirliyorlar ve çok kolay saldırılabilecek bir düşman. Anladınız mı? Çok kolay saldırılabilecek bir düşman. Hadi götü yiyen şimdi şey yapsın. Bir ara köyde ayrılmak isteyen sevgilisini yani erkeğin kafasını baltayla kesen kadın vardı ya. Hadi götü yiyen kadın terörü desin. Onu diyemezler. He demesinler de zaten abi. Zaten demesinler de. Çünkü biz mesela neden ırkçılığa karşıyız? Çünkü ırkçılık, hani onlar herkese ırkçı diyor ya. Çünkü ırkçılık insanları kendi tercihleri olmayan sebepler yüzünden kategorilemektir, değil mi? O yüzden karşıyız. Genellemektir. Bunlar öyle bir noktadalar ki arkadaşlar. Bunu söyleyen insanların yani bir insanları millete insel diyenlerin bakın birçoğu kendisi insel. Birçoğu kendisi insel. Ama aynı zamanda soy boy yani beta erkek oldukları için yani kadın bulamadıklarından dolayı kadınlara yalakalık yapan erkek bile olmayan insanlar oldukları için bu şekilde konuşurlar. Şimdi erkekler mesela neden daha dominant? Erkeklerin daha dominant olma sebeplerinden bir tanesi de böyle insanları erkekler, gerçek erkekler yani öteler. El aleme insel, insel, insel deyip de ondan sonra kadınlara yalakalık yapmaya çalışan beta erkek olmayan erkekleri şöyle ittirirler abi. Biz eskiden bunları ibne derdik. Ama yanlış diyormuşuz. Çünkü ibne gay anlamına geliyor, değil mi? LGBT anlamına geliyor. O yüzden demek doğru değil. Çünkü karıştırılabilir. Çünkü LGBT'ler delikanlı. Gayler değil. Adam delikanlı gibi vurduruyor. Değil mi? Erkek olduğunu falan iddia etmiyor ki o zaten. O erkek olduğunu iddia etmiyor. Dolayısıyla gelip de seni utandıracak bir hareket yapmıyor. Adam zaten erkek değil yani. İstediğini yapabilir. Onun seninle bir alakası yok yani. Adam delikanlı gibi çat çıkarıyor masaya abi. Çat ne olduğu belli yani adamın. Travesti aynı şekilde. Ne olduğu belli adamın. Çıkarıyor, vuruyor masaya. Ben diyor, ben I'm a lady boy diyor. Ne olduğu belli. Ama bunlar ısrarla kendilerine erkek diyen tayfa. Bu beta erkekler. Bunlar inselin önde gideni. Bunlar kadın bulamadıkları için bu şekilde kadınlara yalakalık yapmaya çalışıyorlar. Bir. İkincisi de bulmuşlar ama terk edilmekten korktukları için dünyanın en yalaka, en köpek erkekleri olmuşlar. Yani karısı mesela gidip de şöyle iri yarı kaslı maslı erkekleri uf bu ne ya abdest bozdurur bunlar falan diye yazsa paylaşsa bunlar bakar evet evet sevgilim haklısın. Kadın gücü falan derler yani. Öyle şey olmuşlar abi bu insanlar. Siz adam değilsiniz zaten. Yani iki tane sevgilisi olan adama insel deyip de olayı tamamen sevgilisi olmayan kişilere yığmaya çalışanlar. Sizler zaten adam değilsiniz. Sizler ya bunu da söylemeye çalışan insanların zaten siyasi görüşleri belli. Bu olayları bu inselliğe yıkmaya çalışan insanların siyasi görüşleri belli. Bu bir. Bugün ben var ya full aslında o Ebu Bekir Sıddık bebek hakkında konuşacaktım. İşte dini şey olmazsa ya da işte dini eğitim aldığınız zaman bunları yaşamazsınız falan. Böyle Kur'an kurslarındaki o taciz tecavüz olaylarını haberlerde bakıp okuyacaktık seneler içinde. Camilerde işte cami tuvaletlerindeki dedelere falan bakacaktık. Burada canlı yayında cami tuvaletinde dede. İnandınız mı bana? Bundan sonra şey diyor ya. TC kimlik belki onunla ilgili de ayrıca konuşuruz. TC kimlikle sosyal medyaya girilmesi düşünülüyor falan. Türkiye'de diyorlar ya. O şeyleri görürüz bundan sonra öyle olursa. Alta yazıda yazan şeylerde yazan o dededen bize de lazım. O dedenin adresini verir misiniz falan Twitter'da yazmışlar. Ya. O dededen sana neden lazım? Dedenin adresini alıp ne yapacaksın? Hadi verdim adresini al. Onlyfans.com bölü camide alan dede. Al. Verdim adresini. Ne yapacaksın? Hadi bir dakika arkadaşlar. Bir dakika susun. Herkes sussun. Herkes sussun. Şey konuşacak. O dedenin adresi bana lazım diyen adam konuşacak. Bir, evet ne yapacaksın abi dedeyi? Ne için lazım? Onların kimliklerine işte baksan. Onların kimliklerine kim olduklarına baksan. Kimin ne çıkacak yani? LGBT olacaksınız adam gibi LGBT olun oğlum. Adam gibi söyleyin LGBT'yim diye. O yüzden diyorum bizim LGBT'miz delikanlı. Adam böyle işte kayalıkta şöyle durur. Şöyle oturur abi kayalıklarda. Şöyle bir de kurulur yani. Böyle. Gerisini göstermeyeceğim nasıl yaptığını da. Dedemize sahip çıkamadık. Aynen. Onlyfans.com bölü camide alan dede. TC ile internete girmek
pek bir şey etkileyeceğini sanmıyorum. Herkes interneti yavaşlatacak sadece. Çünkü herkes şeyle girer. VPN'le falan girer diye tahmin ediyorum. Ben size dedim arkadaşlar, neyin esprisini yaptıysak gerçek oldu. Yarın bir gün harbiden yandaş VPN şirketi çıkarsa, böyle işte Bayraktar 1 falan diye, ya da işte Bayraktar VPN. Düşünsene, başkalarının VPN'iyle girmeyin. Bizim onaylı, hükümetten onaylı VPN'imiz. Ermeni Travis Cüce bile gerçek oldu ya demiş. Zaten o gerçekti de bir şeydi, efsaneydi yani. Bir arkadaş anlatmıştı onu. İstanbul'da var öyle birisi diye. İsimden belli olmadığıyla birlikte yandaş VPN var diye. Vardır illaki.